Evet değerli arkadaşlar, TV'de Sevdaluk dizisinin çekildiği yer burası. Burası da dizideki tarihi Çinçiva Köprüsü. Evet. Hatta burada da bir pansiyon var. Adı Sevdaluk Pansiyon. Bu köprü Fırtına Vadisi üzerindeki Fırtına Deresi'nin Fırtına Vadisi'ndeki Fırtına Deresi üzerine yapılmış tarihi bir köprü. Bu derenin ucunda yukarıda Palovit Şelalesi vardı. Hüseyin Hanım! Evet. Evet, Fırtına Deresi üzerindeki Çinçiva Köprüsü burası. Şimdi köprünün üstüne doğru gidip karşıya geçeceğim. Evet, biz bir selfie yapacağız. Evet, şu anda köprünün zirvesindeyiz. Bu taraf şelale tarafı. Bu tarafta Rize deniz tarafı. Köprü gayet yüksek. Evet. Köprünün üstünü karşıya geçtik. Taşlar kaygan. Evet, Fırtına Deresi'nin Çinçiva Köprüsü'nden hoşça kalın. Filmlerde falan başrolü oynamış bir şey, o değil. Benim asıl size anlatmak istediğim Zil Kale'yi gördük değil mi beraber? O Zil Kale'nin yapılmasının asıl nedeni bütün o arkadaki İpek yolundan deniz yoluna artı deniz yolundan da devamlı şeye geçişler, Ermenistan üzerinden şeye geçişlerde büyük sıkıntılar yaşanmaya başladı savaş sonrasında. Hele Türklerin Anadolu'ya girmesinden sonra. Bu süreç hiç kesintisiz olarak bu terör olayı, yağma olayları 1800 yıllarına kadar devam etti. Ta ki Osmanlılar burada buranın önemini görene kadar. 1800'ler buldu. O ara şeyleri, istikamları, yolları önce bir şey yaptılar. Bu yollar içinde şu küçük köprüleri, Osmanlı tarzıyla küçük köprüleri yaptılar. Son yaptıklarında 1600-1700'lerden sonra kervan daha geniş, belki tekerleklerin bile geçebilmesi için belli yerlerde köprüleri biraz genişlettiler. İyice yükselttiler. Çünkü o dönemdeki seller bugünkünden bile daha fazla, daha yoğun, daha nemliydi ortalık.
şeyleri getirdiler. Bu küçük dereciklerin hepsinde önce yolları tamamladılar. Ondan sonra şeyi de kesip daha fazla trafik gelmeye başladı şeylerde. Yaya geçiyor. Develer, katırlar, eşek kullanılıyor. Atlar şeydi, verimsiz olurdu. En iyi kervan aracı katırdı ya da eşeklerle şey yaparlar. Develeri şey yapamadılar. Fazla inçikleri sevmezdi. Taşlıkları sevmezdi. Ama buralarda katır ve eşeklerle bir de Kafkas atları vardı. Küçük Kafkas atları. Bu bölgeye has. Onlarla çok başarılı olarak kullandılar bunları. Hani çıkarken de inerken dün bugün küçük köprüleri görmüşsünüzdür şeyler. Onların hemen hemen hepsi Osmanlı dönemine ait. Ama bir sonuç verdi. Bunları yaptıklarında bu sefer kervanların bu tarafa geçişi çok arttı. Artınca içkiyayı da beraber. Birinden kurtuluyor, birine yapıyor. Bir devletin ayakta durmasının temel koşulu arkadaşlar hiç unutmayın ticaretin yürümesidir. Ticaret yürümediği zaman bakın deprem olur, afet olur, sel olur, bir şehir, bir kent yerle bir olur. Hepsi ticaret yürüyorsa o kent geri dirilir. Ama güvenlik yapmazsan, güvenliği sağlamazsan ticaret yürümez. Onun içinde ne yaptı Osmanlı? Zilkale'yi yaptı. Kimden öğrendi? Selçuklulardan o hafızasını çok sürdü. O da tabii o günün koşullarına göre burada bir köprü yapmak. O aşağıda Konya'da bir kervansaray yapmaya benzemiyordu. Ondan bir ekip vardı. 200 yıl boyunca hiç durmadan köprü yaptı. Yani şeylerden geçer. Köprülerin hepsinin kurulma süresi. Bu 1699 52 metrelik bir tane köprü. 10 metreye yakın yüksekliği vardır bunun. Şeydi. Ama daha küçükleri var, daha darları var. Bu en önemli, en genişlerden birisi.